akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir Yaşamdan Portreler programıyla yine karşınızdayız. Bu akşam Ankara stüdyomuzda tiyatro oyuncusu, yazar, şair ve aynı zamanda Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Sayın Semih Sergen Bey'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Şeref efendim. Duyduk Sağ gelmenizle. Olun. Teşekkür ederim. Programımızın ismi Yaşamdan Portreler. Böyle cemiyet hayatındaki seçkin isimleri halkımızla böyle bir araya getirip o portrelerin hayatını onlarla buluşturmayı amaçlayan bir program. Ben sizin hayatınızı da tabii programa gelmeden önce siz inceledim. Araştırma imkanım oldu. Hem renkli hem gerçekten içinden dersler alınabilecek güzel bir hayat öykünüz var. Bize anlatır mısınız? Sizin kendi ağzınızdan dinleyelim. Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz? Evet, İstanbulluyum. 8-9 göbek şeyim, sülalem. Hem baba hem anne tarafımdan İstanbullu hepsi. Ninelerim, dedelerim filan hepsi öyle. Efendim. Boğaziçi'nde çok uzun yıllar kaldık ama ondan önce de İstanbul'da mesela Bankalar Caddesi'ndeydi, yani Galata'da, Beyoğlu'ndaydı yerimiz. Eski o Darülvedai'nin bulunduğu yer bizim evimize 500 metre filan bir kuş uçuşu filandı. Evet, onun için oraları çok iyi biliyorum tabii. Harici biliyorum, çok iyi biliyorum. Efendim, Fatih'te oturduk. Ben Fatih İlkokulu'nda bitirdim şeyi, ilkokulu. İstanbul'un bayağı çeşitli yerlerinde bulunmuşsunuz aslında, değil mi? İstanbul'un güzel yerlerinde bir de bulunmuşsunuz. Yani şu açıdan güzel, yani tiyatrocu bir oyuncu olarak çok beslenebileceğiniz malzeme olan yerlerde bulunmuşsunuz. Yanılıyor evet. Muyum? Evet. Ve şey, aile çok düşkündür şeyi. Yani düzgün konuşmaya çok meraklıydı annem de babam da filan. Hatta bir ara böyle bir işte Semih filan bir şeyler, hayrola filan dedim. Eğer bir şeyden, Anadolu'dan gelmiş bir hocamız vardı, İsmail Hakkı Bey'di, Allah rahmet eylesin. Ben sınıf atlayarak filan da girdim şeye, ilkokula. Ondan sonra hayrola filan dedim. Beni de aldılar. Okul müdürü babamın arkadaşıydı. Efendim. Kalktık oraya gittik filan. Benim yanımda anlatıyorlar filan. Efendim, Semih'in Türkçesi bozuldu filan diyor. Ben de bakıyorum neden bozuldu filan diyor. Babamın da arkadaşı. Bundan endişe anlatıyor. Duymuşlar demek ki. Hanımı da orada. Evet. Annem de orada. Ablam da orada filan. Yapma ya filan diyorum. Neresine filan. Sonra yani hani onların benim tiyatroyla filan ne alakası olur orada üçüncü, dördüncü sınıftaki adamın filan. Ama aile düşkün yani böyle bir şey. Yani böyle bir endişe duymaları güzel aslında. Evet. Tabii çok önemli. O zaman yani öyle aldılar beni, Rukiye Hanım diye bir İstanbullu hanımefendinin sınıfına verdiler. Bakın bu çok faydalı olmuş. Onlar da çok mutlu oldular anam babam. İlkokulu Fatih'te bitirdiniz sonra. Fatih'te bitirdim. Sonra oradan bir süre savaş zamanındaydı. Babam bizi alıp İstanbul'dan Hereke'ye kaçırdı. Çünkü Almanlar falan çok yakındaydı falan, böyle bir şeyler falan. Ondan sonra o zaman Hereke'den İzmit Orta'ya bir yıl gittim abimle beraber. Sonra döndük, işte şeye geldik, Büyükdere'ye geldik. Babam Büyükdere kibrit fabrikasında şeydi, ustabaşıydı falan. Montajlarına bakıyordu filan. İşte öyle bir şeydi. Sonra ben İstanbul Erkek Lisesi'ne yazılacağım. Abim de orada okuyor filan dedim. O zaman almadılar beni, Kabataş'a filan almak istediler. Çünkü vapurla gidip gelirken Kabataş Büyükdere'ye daha yakındı filan diye. Ben ayrı ağladım. Bir patırdılar, gümbürtüler kopardım orada filan. Annem de çok rica etti, ne olur Osman Bey filan diye. İşte abisi de burada okuyor işte, ne olur filan diye. Peki pek yapmıyoruz bunu ama filan dediler. Sonra orada okudum. Özellikle bir okuldur İstanbul Erkek Lisesi de. Mutlaka o da size çok katkı sağlamıştır. Müthiş bir şey. Değil mi? Müthiş bir şey. O dönemlerde... Ve tiyatrosu da vardı o zaman. Evet. Çok iyi tiyatro vardı. Evet. Şimdi daha çocukluğunuzdayız ama olsun, hemen şunu sorayım. Tiyatro başladı. Bir başlama hikayesi var, onu da isterseniz anlatın bize. 11 yaşında yaşadığınız bir olay.
Öyle çok güldürürüm ben sizi ya, yapmayın. Olsun, gülelim. Çok güzel bilmiyorum. Hakikaten öyle oldu. Bu Nejat Uygur filan filan var ya. Evet. Onlar Sarıyer'den arkadaşlarım beraber oynadık. Zihni Küçümenler, Saadettin şeyler filan bizim Mehmet Ali'nin babasının yönetmenimizdi. Böyle çok ciddi ciddi şeyimiz vardı yani, şaka değil. Tabii. Çok ciddi tiyatro topluluğumuz vardı Sarıyer Halk Evi'nde. Ve 11 yaşında diyorum ki hani bir abartı filan değil mi, çok ciddi. Çünkü Zeller Ortaokulu'na gidiyorum, yaşım da küçük. İşte ben dedim yani atladım filan bir şeyler. Evet. Ondan sonra... Ama zekiymişsiniz de yani sınıf atladığınıza göre. Ama hep önünden geçiyorum halk evinin yan tarafından böyle filan. Evet. Hep bakıyorum orada işte apışlar var, bilmem neler var filan böyle. Sonra bir gün baktım kara tahta üzerinde renkli tebeşirlerle bir yazı. Küçük sanatçılara ihtiyaç işte duyuyoruz. Şöyle şöyle gelin başvurun bilmem ne. Allah dedim, bu çok iyi bir şey filan. Sonra bir gün geldim, okuldan çıkmıştım. Böyle yukarı böyle dönüyoruz. Orası da bir Ermeni kilisesinin müştemilatı filan gibi öyle bir şey. Ondan sonra geldim böyle merdivenleri çıktım. Şöyle kulağımı dayadım şeye, kapıya. Eski bir bina, eski bir yapı filan. İçeriden sesler geliyor, ooo filan çocuklar filan, ufak çocukların sesleri de geliyor. Ya Allah Allah, ne oluyor bunlara filan, kimdir filan diye. Ben biraz daha sokulup biraz daha sokuldum, bir kapı lap diye açıldı. Kim bu hayvan diye bir ses. Estağfurullah. Ondan sonra ben böyle ufacık işte, benim o. Ne yapıyorsun sen orada filan dedi. Dedim sizi dinliyordum. Gel o zaman dedi içeriye dedi, en öne. Geç bakalım en öne otur dedi. Efendim, sahnede biz de oturduk. Şimdi şey yapmışlar. Efendim, eski okul, yeni okulu tam sahnenin ortasından ayırmışlar. İşte burada sıralar, muralar, önlükler filan bir şeyler. Herkesinki kitaplar önlerinde sırada oturuyorlar. Burada da işte bir hoca elinde değnek meynek filan, işte biraz abartacağız ya o işleri. Ondan sonra... Burada da işte çocuklar yerde oturuyorlar, dizlerinin üzerinde sallanıyorlar filan. O kontrastı vermek istiyorlar filan. O arada da bizim Fatih'teyken bir böyle kaçak et kesen bir şeyimiz vardı. Bir komşumuz vardı. Onun oğulları da böyle Kur'an kursuna filan gidiyordu. Babam bizi öyle çok o tarz şeylere pek götürmedi. Ailenin içerisinde öğreniyorduk. Hamilemizden, anneannemizden, annemden filan. Ondan sonra onlardan öğrenmiştim ben. İşte öyle Kur'an okurken nasıl böyle sallanarak okurlar. Onu yaptırmak istiyor yönetmen. Evet, onlar anlamıyorlar mı? Onlar diyor filan yapıyorlar, olmuyor filan. Ben de diyorum ki Allah'ım bunu bana bir söylese de ben bunu bir yapsam filan içimde. Sanki adam duymuş gibi şey yönetmen. Sen çık bakalım yap dedi bana. Hemen ben yanındaki merdivenden çıktım ama gayet heyecansız falan. İlk defa hayatınızda sahnede değil mi? İlk defa, evet, ilk defa burada. Evet. İlkokuldayken çıkmıştım evet, bir iki defa ama evet. Onlar o kadar önemli tabii, değil. Tabii. Ondan sonra geldim böyle sallana falan böyle. Gördünüz mü dedi, bak böyle olur filan dedi yönetmen. Bir de bizi şımarttı da bir de üstelik. Ben tabii yani ilk aferimimi orada almıştım. Evet. Sonra yakın dostluk da kurduk doğrusunu istersen. Devam ettin, etmeye başladınız herhalde oraya, öyle mi? Tabii tabii. Evet. Oo, oynadık. Küçük Şehit diye bir şeydi. Bir oyundu bu. Evet. Ya ondan sonra o ilkokul, ortaokulda işte orada bir Bediye Hanım diye genç bir şeyimiz vardı. Bir edebiyat hocamız vardı. Ondan sonra çok iyi bir edebiyatçıydı, gençti de. Sarıyer Ortaokulu da o zaman iyi çocukların gelip gittiği şeydi, yerdi. O zaman ortaokuldu. Sonradan şey oldu, Vehbi Koç Lisesi oldu. Efendim, oradaydık. Orayı bitirdik. Ondan sonra İstanbul Lisesi'ne işte gittik. Ama Sarıyer Halk Evi'ndeyken, Sarıyer Halk Evi yetmiyordu bize. Beşiktaş Halk Evi'ne, Beyoğlu Halk Evi'ne, Şişli Halk Evi'ne filan gidiyor. Eminönü Halk Evi'ne filan gidiyorduk. Yani artık o tarihlerde sizin zihninizde bir ideal haline gelmeye başladı mı? Ya da bir aşk haline gelmeye, dönüşmeye başladı mı tiyatro? Evet yani hep evet. Şiirle de
bütünleşti bir de üstelik. Yani. Evet, çünkü evet. Orhan Veli de orada mesela şeylerin, Necatların evinin yanında oturuyordu. Hatta Büyükdere'de evet. iniyordu Orhan Veli. Oradan yürüye yürüye ta Sarıyer'e kadar öyle yürüyordu. Biz de arkasından rahatsız etmemek için aşağı yukarı 150 metre mesafe arkasından onu takip ediyorduk. Rahatsız etmeyelim falan diye. Ama yani bir şair geçiyor önümüzde, düşünün. Evet. Yani Orhan Veli de o zaman çok şeyde, gündemde. Tabii. Efendim daha çok tabii Yahya Kemal falan filan ortada. Biz Yahya Kemal'i de ezbere biliyoruz, Orhan Veli'yi de biliyoruz. Şaka değil yani bu. Evet. Çok ciddi. Ondan sonra işte son sınıfa kadar çok iyi edebiyat hocalarında okuduk. Sonra çok hoş oldu. Sonunda artık biz orada okulun hem yönetmeni olduk, sanki bilirmişiz gibi, hem de oyuncusu olduk falan bir şeyle. Başlamışsınız yani. Evet, evet başladık. Bayağı. Çok ciddi. Çok ciddi, yani. Ciddi, evet, ciddi, ciddi evet. Oynamaya başladık. Evet. Ondan sonra... Aile ne diyor bu arada? Aileyi anlatacağım, çok tehlikeli oraları. Ondan sonra annem babam çok seviyor. Evet. Yani ama bir meslek olarak genelde görmeyebilirler ya, o açıdan söylüyorum. İstemiyorlar. Hani bir... evet, istemiyorlar. Evet. Kesinlikle hani, istemiyorlar. Evet. Ondan sonra oradayız filan. Oradan son sınıf işte edebiyat bölümü tabii çok şey, önemli İstanbul'da. Biz bayağı yani tabii onlar zengin çocuklar, Galatasaray filan işte Saint Michel filan işte Fransız okulları, Notre Dame de Sion'lar filan, sevgililerimiz filan var. Onlar çok iyi şey diyorlar. İşte biz de Türkçe konusunda attırıp tutturuyoruz filan, öyle bir şeyler. Neyse vapurda gidip geliyoruz. Her gün 6-5 vapuruyla köprüye, 4-15 vapuruyla tekrardan Büyükdere'ye filan böyle. Ondan sonra işte Orhan Veli sevgimiz. Ayırmamamız filan biraz da oradan da başlıyor. Yani kavga oluyor İstanbul'da. O zamanlar çok ciddi. İdeolojik anlamda mı diyorsun? Şöyle. Sanata yok, yansıyor muydu? İdeolojikten çok yok da. Ne? Şöyle yani bir Yahya Kemal şeyi var. Tabii efendim Haşim, Ahmet Haşim sevgisi var ortada. Biz okulda onu da okuyoruz. Çok ciddi hocalarımız var. Orhan Veli daha pek meydanlarda yok yani hocalarımızda. Çünkü Hakkı Soha Gezgin, Salim Rıza Kırkpınar, işte Dair Neşat Kencan filan filan çok İstanbul'un çok ünlü edebiyat hocalarıyla beraberiz. Ve yalvarıyoruz hocam ne olur yani şu Itri şiirini bir okur musunuz filan diye böyle. Böyle gümbür gümbür de bir sesi var hocamızın. Efendim sonra sınava girdik. İstanbul'un bütün ünlü Haydarpaşa Lisesi'nden, Kabataş Lisesi'nden, Vefa Lisesi'nden, Pertemniyal'den falan filan bir sürü şeyler gelmiş. Yani ne diyorsunuz onlara hani işte... Onlar da yani işte jüride filan diyelim eğer isterseniz. Onlar gelmişler filan, biz de girdik filan. Edebiyat demek bizim için çok... Kolay bir şey demek yani o devirde de. Çünkü ben belki de hafızam filan da kuvvetli filan. Ben neredeyse bütün şiirleri ezbere biliyorum yani. Evet. Hatta maşallah. Biraz küstahlık da yaptım bir gün. Hocam geldi vallahi şeyi okuyor. Han duvarlarını okuyacağım. Bugün de Han duvarları filan dedi. O da öyle oturuyor. Ben de en arkada bir yerde okuyorum. Ben de onu ezbere biliyorum. Hem de iyi okuyorum. Kendime göre. Ondan sonra hocam okumaya başladı. Kötü okuyor hocam. Filan dedim. Elimi havada buldum. Buyurunuz efendim dedi. Sadece İstanbul beyefendisi. Buyurunuz efendim dedi. Hocam müsaade eder misiniz bu şiiri ben okuyayım? Lan hocaya böyle bir lakırı söyledim. Evet, özgüven yani. Vallahi billahi bu. Ama artık ağzımdan çıktı. Buyurun dedi. Çünkü o şiiri bir o gün hoca bize yeni talim ediyor. Buyurun dedi. Ama böyle nezaketli. Kürsüye evet. çağırdı evet. beni. Ben geldim kürsüye. Hoca başlamıştı 3-5 şeyini okumuştu filan böyle işte beyitini filan. Ben en baştan aldım tekrardan. Sonunda ben de ağladım. Salya Cemuk çocukla sınıfta girerdi ağlattım filan.
Hocam çok beğendi. Ondan sonra da çok çok sevdi beni. Ben de onu çok sevdim. Allah rahmet eylesin. Hep nur içinde yatsın sevgili hocalarım. Sonra sınava girdim. Sınavda da jüri üyeleri var, ünlü edebiyatçılar filan. Böyle ben de bıdık bıdık filan bir şeyim. Ondan sonra geldim sepete doğru yürüdüm. Çekeceğim soruyu da vereceğim hocaya, o da bakacak işte ne soruyorsa ona cevap vereceğim diye. Tam ona doğru yürüdüm. Hocam dedi ki bir dakika rica ederim efendim dedi. Efendim siz konuştuğunu duymadım hocam. Küçük beyefendiler filan derdi bize böyle. Beyefendi, genç adamlar filan filan böyle. Ondan sonra bir dakika efendim filan dedi. Dedi ki çok değerli işte arkadaşlar. Bu dedi kardeşimiz dedi çok iyi şiir okur dedi. Ama onlar şöyle bir daha baktılar. Yamperi yamperi filan lan bu mu okuyacak filan diye. Estağfurullah, estağfurullah. Ondan sonra öyle mi? Evet öyle. Ondan sonra müsaade ederseniz bir şiir okusam. Hay hay dediler. Ne okuyacaksınız? Hocam dedi ki bir Yahya Kemal okusun filan. Hay hay hangisini emredersiniz dedim ben de. Şaşırmışlardır. Ne demek hangisini? Baktılar yüzüme ne demek yani hangisini verirler. Evet. Ben dedim ki efendim Rintler'in ölümünü okuyayım filan dedim. Şehre gene baktı filan hocalar şöyle yampiri yampiri. Neyse biz geldik bunlara bir şey okuduk. Ondan sonra tekrardan ben gittim oraya sepetten soruyu çekeceğim dediler ki yok. Gerek kalmadı. Ben bir tek şiirle İstanbul Erkek Lisesi'nin o zorlu edebiyat sınavlarını geçtim. Bravo. Çok ama tabii fark etmişler durumu. Evet, onlar evet. Fark ettiler. Hocam da zaten evet. Artık öyle istedi. Evet. Dedi ki efendim bu sene dedi hocam biliyor benim o sene konservatuvara girmek istediğimi. Evet. Ama babamın müsaade etmeyeceğini de biliyor. Evet. O zaman da zaten sınav Galatasaray Lisesi'nde yapılıyordu. Ankara sınavı. Orada girdik. Babamdan gizli girdim filan. Anneniz de mi aynı şekilde düşünüyordu? Annem de utanıyorum filan diyordu. Efendim ama kendileri tiyatroya gidiyorlar. Ama işte öyle bir evet. Ön yargı ama bir şey herhalde haklı değil mi? Haklı ama evet. Ön yargı da değil o devirde. Hayır o dönem yani. İçin söylüyorum. Evet. Anneniz, aileniz ait bir şey değil bu. Toplumda olan bir şey değil mi? Yani, tabii toplumda olan sanatı bir şey. Tanımadıkları yani, için. Yani hem sanatı tanımıyorlar, evet. Sanat manat ne? Öyle geliyorlar, kapıyı çekiyorlar, çıkıyorlar orada tülaçılar filan filan. Ben saygı duyuyorum, ellerini öpüyorum geldikleri zaman cumartesi günleri filan ama... Yani onlar tabii. İstemiyorlar öyle. Mesela okuyorlar ki işte otelde ödeyememişler de yok pencereden atlamışlar bilmem nerelere gitmişler. Tabii, tabii. İşte geliyorlar görüyorlar onları filan. Haklı olarak anne baba olarak o dönem istememişler. Tabii bir de üstelik ailede çok bahriyeli var. Onlar illa istiyorlar ki işte denizci olsun da bilmem ne filan. Tabii konuşma hakkımız olmadığı için biz böyle bakıyoruz iyi filan. Ama benim niyetim yok öyle şeye filan. Neyse işte. Gizlice girdiniz sınava. Girdim sınava. Bir de arkadaşım var o da böyle küçük Hikmet Galatasaraylı. O da işte o da seviyor tiyatroyu filan. Beraber girdik ikimiz de filan. Ama herkes 5 dakikada 3 dakikada çıkıyor. Ben 50 dakika kaldım orada. Bu da enteresan. Ben dedim ki herhalde beceremiyoruz filan dedim. Bir de gülüyorlar. Ben Sinan oynuyorum. Buraya gelip Sirano'yu söylüyorum, oraya gelip Dögiş'i söylüyorum, burada işte Valver'i söylüyorum, şu filan filan böyle. Bunlar da gülmeye başladılar hocalar, Cüneyt Bey, Mahir Bey filan, Allah rahmet eylesin hepsi orada. Gülünmeyecek gibi değil ki, oradan oraya geçiyorsun, onu söylüyorsun, burada aynı sesi çıkarmaya çalışarak filan ve ezbere tabii söylüyorsun filan. Dedim ki ya bunlar beni galiba gırgıra alıyorlar filan dedim. Yani pek şey, yani bu ne bu böyle, niye gülüyorlar? Sinan orada gülülecek ne var? Ondan sonra... Öğrenebildiniz mi neye güldüklerini? Ya ondan sonra tekrardan başka parçam var mı? Var. Ne var? İşte şey dedik, Cevat Fehmi'nin şeyini
hani öğretmeni vardır ya, neydi, unuttum adını. Neyse onu oynayacağım dedim. O kaç kişilik dedi hocam. Ha dedim, tamam, anlaşıldı ki bunlar benimle dalga geçiyor. Öyle bir düşüncem var. Ben de onlarla dalga geçerim filan dedim. İki kişilik dedim. Gene tekrar burada oturuyorum, muhtarı söylüyorum, buraya geliyorum, öğretmeni söylüyorum. Böyle. Bunlar gene gülüyorlar. Ondan sonra bir tanesi dedi ki, şan hocalarından biri, Allah rahmet eylesin, dedi, bunun sesi de güzeldir dedi. Benim için. Ben bir de bunlara tango söylemeye çalıştım. Aman dur, dur dediler. Onu tabii adamların hepsi şey, çok sesli müzikten yana filan adamlar filan. Allah rahmet eylesin hepsine. Sonra ben dedim ki herhalde kazanamadım. Gizli girdim çünkü sınava. Kimsenin haberi yok. Ondan sonra derken öğle tatili oldu. Ben en son öğrenciydim. Ya da ya en sondan bir önce filan. Oradayken baktım Haydar Çetiz diye bir hocamız var. Bu işte kornoların, trompetlerin filan filan hocası o bölümün. O gidiyor. Gene bir büyük cesaretle yanına kadar gittim. Hocam affedersiniz dedim. Yani biliyorum çok ayıp ettiğimi ama ben bu sene bitirdim işte liseyi, İstanbul Erkek Lisesi'nde filan. Ama işte yıllardan beri de halk evinde filan filan şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum filan. Babam da müsaade etmek istemiyor, şudur budur filan. Acaba ne diyorsunuz, işte kazandım mı kazanmadım mı filan dedim. Adam baktı, meclis birincilikle kazandınız filan. Birincilikle kazandınız. Adam, evet, yani yatılı olarak kazanmak, o birincilikle kazanmak çok önemli. Şeyde de yapılıyor, efendim Galatasaray Lisesi'nde de yapılıyor. Sağ olun filan dedik. Şimdi yanımdaki çocuğa hiçbir şey söylemedi. Biz bekliyoruz, bekliyoruz, o sarı zarf bir türlü gelmiyor. Allah'ım delireceğim. Her gün şeye, PTT'ye gidiyoruz filan. Neydi adamcağızın adı, işte amca filan, geldi mi? Bana bir zarf gelecekti, geldi mi? Yok gelmedi oğlum, gelmedi, gelmedi, gelmedi. Eyvah dedim, bak adam bize yalan söyledi, şey etmeyelim filan diye. Sonra bir de baktım bir gün arkadaşımdan geziyoruz, o arkadaşımdan şöyle piyasa caddesinde. Abim geldi, Allah rahmet eylesin, dedi. Oğlum neredesiniz siz de diyor. Postaneden sizi arıyorlar, Allah. Biz hemen bir fırladık ama korkuyla böyle filan. Açamıyorum bir türlü şeyi, sarı zarfı. Hatta bir hikaye kitabında onun şeyini de yazmıştım böyle işte. Benim zarfımdan yaşamak çıktı, Hikmet'in zarfından ölüm çıktı filan diye. Çünkü o da çok seviyordu. İstiyordu o da girmek filan. O kazanamadı, hala şimdi görüşüyoruz filan büyüklerine. Böylece konservatuvar hayatı başlamış oldu. Ciddi olarak evet. Evi nasıl geldi. Hallettiniz babanızı peki? Ya, nasıl ikna ettiniz? İkna edemedik. Yani babam öyle diyordu. Serseri olmak için bir 5 sene daha mı okumaya ihtiyaç var filan filan diyordu. Tabii konuşulacak filan. Konuşmak yasak. Ondan sonra. Ama bir babam da beyaz saçlıydı benim gibi. Babamın da adı Mazhar'dı. Bir de orada profesör vardı. Sonradan geldi Ankara'da şey oldu. Orman Genel Müdürü falan oldu. Rektörü oldu Orman Fakültesi'nin falan. O hep gelirdi tiyatroya bizi seyretmeye. Ve beni de çok beğenirdi. Hep de söylerdi, Semih bravo devam et işte sen şöyle neler falan diye böyle. Ondan sonra pekala falan filan derdim. Sonra annem bir gün geldi. Babam sormuş, işte ha demiş ki çarşıda bugün Mazhar Bey'i gördüm. Mazhar Bey de o profesör Mazhar Bey, babam da işte fabrikada evet, çalışan evet. Mazhar Bey. Mazhar Usta o. Ondan sonra Mazhar Bey geldi beni tebrik etti demiş annem. Babam şaşırmış, neyi tebrik etti? Ama ben o arada Bahriye'ye de girdim, onu da kazandım. Ha, onların istediği de bir tabii anlamı tabii, oldu yani. Onların evet. istediğini kazandı evet, benim evet. niyetim yok evet, oralarda evet. filan. Demiş ki tebrik ederim demiş. Annem diyor ki şaşırdım diyor. Ama müthiş bir ekip bırakmıştır onların üzerinde. Koca profesör diyor ha. Niye bunu yani tebrik etsin filan.
Üzüldüğümü söyledim. Olur mu hanımefendi demiş. Oraya girmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz siz demiş anneme. Annem ya öyle mi hocam filan demiş. Babama söyledi bunu. Babam orada bir böyle bir biraz sallandı. Sallanmış annem anlatıyor. Ben de o arada ne varsa yapıyorum. Mesela işte şey Arif Sami Toker'le koro çalışmaları yapıyorum. Oralarda korolara filan da çıkıyorum. İşte Vural geliyor, Vural'la beraber boks çalışıyorum. Hani ki bıdık da filan bir şeyim yani öyle. Öyle boks yapacak filan adam değilim ama bir gün bir arkadaş geldi ağzımı burnumu kanattı filan böyle burnumu kırdı. Ondan sonra eve geldim kan içindeyim filan. O arada da evde yapılsın mı yapılmasın mı filan konuşuluyor. Ondan sonra geldim filan. Annem bir gördü, oğlum ne oldu sana işte kim ne oldu, ne yaptılar sana filan. Anne işte Fehmi abiyle bir şey ettik, boks yaptık, o böyle beni o hale getirdi filan dedi. Ne olacak şimdi ne olacak? Dedim ki bak anne, ya bu boksa devam ederim yahut babamla konuşacaksın. Çok iyi yerden yakalamışsınız. Ama ağzı burnum kan içinde tabii. Neyse. Annem de konuşmuş. Ama evvela çok ya 30 bin lira o devrim parasıyla şey istiyorlar. Garanti parası istiyorlar. Bizim o kadar paramız yok. Babamız şeyde fabrikada çalışıyor. Sonra işte bilmem 3 takım çamaşır bilmem 7 tane bilmem ne filan. Onlar da yok yani bizde her şey öyle tek bir iki filan normal yani öyle orta halinin biraz altında filan bir aileyiz. 4 tane çocuk okutuyor babam tek başına çalışıyor. Tabii kolay değil kesinlikle. Çok zor. Ondan sonra öyle bir şey. Ablama gidiyoruz, ablam, eniştem var filan ama onlar ancak karşılık verebiliyorlar bu 30 bin lira filan. Neyse teyzem dedi ki oğlum sen merak etme. Ben dedi yarın notere beraber gidiyoruz filan dedi. Ne güzel. Evvela onu yaptırdık. Ondan sonra tekrardan destek gene... Destek çıkmışlar yani ailesi. Evet biraz böyle cerre çıkar gibi de bir akrabalar filan da dolaşıyoruz filan. Sonra bir gün bir geldim onu da yazmıştım hiç unutmuyorum. Ana masanın üzerinde bir... Yeni bir şey, bavul, bavulun da böyle dayanmış, ağzı da açık filan. Ya, meğer artık benden başa çıkamayacak. Karar verilmişler, teslim oldular. O bavulu doldurmuşlar onlar. Çok da iyi olmuş, çok da güzel bir şey yapmışlar. Ben hatırlıyorum ya, Haydarpaşa'ya kadar geldiler, hiç unutmuyorum böyle. Ulan abim, kız kardeşim filan böyle. Sonra Ankara hayatımı başladı. İstanbul'dan sonra Ankara zor olmadı mı? Yahya Kemal'in... O kadar çok seviyorum ki. Yahya Kemal gibi düşünmediniz mi? Dönüşü falan. Evet tabii şimdi gidiyorum mesela o köprüler falan yapıldı ilk geçerken elim ayağım falan titriyordu böyle altından geçiyordum her gün çünkü çok iyi biliyorum orayı. Yani nerede renkli manolya var işte kemde hangisinde işte çam ağacı var öbüründe nerede o bahçelerini bile biliyorum. Çünkü sis olduğu zaman yürüyerek geliyoruz Büyükdere'den. Evet. Bir gün Taksim'e kadar çıktığımı biliyorum yani Büyükdere'den çok büyük bir gelip mesafe, böyle oradan öyle Beşiktaş'ın oradan filan. Okuldan kaçmalar da tabii başladı, cigara içmeler de başladı, öyle bir şeyler bile. Sonra konservatuvar yaşamınız başladı Ankara'da. Konservatuvarda biraz sevilen bir öğrenci olduk tabii. Tabii. Onlar çok düzgün. Tabii çok şey, yani şimdi Yıldırım falan çok iyi oyuncu ama o Nazilli'li. O şey konuşuyor tabii, evet, biraz kırık şey konuşuyor. İşte Kerim de iyi konuşuyor ama biraz böyle vurgulu konuşuyor. Filan böyle bir şeyler. Müşfik Ankaralı. Yıldız'la beraber anne tarafından İngiliz olduğu için filan biraz onun da şöyle bir böyle bakır çalığı bir tarafı var. Bizimki o zaman tabii düzgün. İstanbul Türkçesi. Filan daha düzgün bir şeydi filan. Çok şükür öyle oldu. Çok büyük oyunlar oynadık tabii. Hocalarımızın her biri ayrı bir şey. O Schiller. Bu Shakespeare, işte bu bilmem Alfred de Musset, öbürü Alfred de Vigny, Fransız edebiyatı, Rus edebiyatı, efendim Türk edebiyatı filan böyle.
Hiç esirgemeden hepsini birden çalıştırdılar bize. Biz okuldan mezun olduk. Bir geldik ki 5 yılın sonunda hocalar bile böyle garip garip bakıyor. Tabii bizim hocalarımız değil de şeydeki tiyatrodaki abilerimiz, ablalarımız filan. Ne bileyim ben işte orada çok büyük ablalarla, abilerle onlardan öğrendik. Muhsin Bey'in yanına hemen geldik. Genel müdür oydu. O da bizi çok sevdiğini söyledi. Okudum daha önce birkaç yerde. Dünyaya tekrar gelsem her seferinde aynı mesleği tercih ederim. Yine tiyatrocu olurdum diyorsunuz. Kesinlikle tiyatrocu olurdum. Evet. Yani bana göre yani bu bir insanın kendini ifade etme meselesi. Meslek demek o demek. Yani tabii şimdiki çocuklar için öyle bir şans yok. Yani ben işte doktor olacağım diyor çocuk ama gidiyor bilmem neredeki bilmem neyi kazanıyor. Evet. Mecbur oluyor yani bir üniversiteye girmesi gerektiği için. Bu öyle değil. Peki efendim kıyas yapsanız, yaptığınızda diyeyim ya da o dönemki, kendi dönemlerinizdeki eğitimi çok güzel anlatıyorsunuz. Sizler de zaten eğitim veriyorsunuz. Hani öğrenciler ya da hocalar arasında bir kıyas yapsanız eski dönemlerle günümüz tiyatro sanatı açısından neler söylersiniz? Valla bu tabii bir şey o. Bizimki mesela büyük bir şanstı. Bizim o 5 sınıf 11 kişi dediğim şeyler arkadaşlarımız Allah rahmet eylesin. Neredeyse hiçbiri kalmadı. Hepsi Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine kavuştu. Çok iyi oyunculardı. Biz gayet güzel iyi sporcular gibi çok iyi yarışıyorduk birbirimizle. O da çok önemli değil mi? Çok önemli. Evet. Ama hiç çelme takmıyorduk birbirimize. Evet, altın kural. Evet. Evet. Onun için yani onu çok ciddi ciddi çok iyi sürdürdük. Birbirimize çok iyi yardımcı olduk. Her oyunda zaten karşılıklı oynuyoruz. Çok yardımcı. Yüzün üzerinde oyunda başrol oynamışsınız galiba değil mi tiyatro oyununda? Vallahi öyle yani bir bizim fakirhaneye bir teşrif ederseniz bir gün inşallah onu göreceksiniz yani öyle. Ben bazen bakıyorum böyle bir de böyle bir salonumuz var böyle kocaman. Ya bu ne böyle deli kızın çeyizi gibi falan yağmurlu şeyle toprakla Burak'a söylüyorum. Baba olur mu yani bunları sen bu kadar emek verdin falan diyor. Tabii. Burak da benim aynı zamanda da öğrencim. Toprak değil ama Toprak dil tarihi bitirdi birincilikle. Maşallah. Burak da Hacettepe'yi bitirdi. Biz de iyi derecelerle bitirmiştik filan. Tabii. Onun için biraz da yani tiyatro için o kadar gözü karayım ki Muhsin Bey'e bile karşı çıkabilmek gücünü taşıyorum. Gerektiğinde karşı çıktığınız oldu öyle kesinlikle, mi? Kesinlikle evet. Evet. Yani ben bunu oynayacağım. Bir Alman yönetmen geldi. O da şeyi koyuyor, haydutlar koyuyor sahneye. Muhsin Bey de İsviçre'ye giderken işte Muazzez de evlenmişti Haluk Kurdoğlu. Hadi ona işte Muazzez rica etmiş işte Haluk oynasın filan diye işte haydutlardaki Karl Moro filan. O da giderken yazı vermiş oraya. Bir gördüm orada onu gördüm hemen açtım şeyi. Distribüsyonların bulunduğu yeri açtım böyle filan. Ama evvela gittim, nasıl da ağlıyorum. Müthiş bir şey. Ben ezbere biliyorum bütün haydutları. Ben dururken Haluk'un oynaması mümkün değil. Ondan sonra pekala dedim. Hocam beni aldı yemeğe götürdü, hiç unutmuyorum. Üzülme filan diye Salih abi. Yok dedim, bu tamam. O da başka bir oyun koyuyor, uyduruk, kaydırık bir şey. Bir Ahmet Vefik Paşa. Efendim, onu oynamayacağım dedim. Gideceğim dedim. 3. günüydü galiba ya, 2. günü. Kapıyı falan vurmadan çarp diye açtım, girdim. Onlar da okuma provası yapıyorlar. Adam şaşırdı, Alman. Bu kim dedi herhalde. Onlar dediler ki işte bu bizim bir öğrencilerimizden biri falan. Ama ben 4. sınıfa kadar geldim yani o arada ciddi. Ben dedim Semih Sergen. Buyurun filan dedi. Yani o kadar Almancayı bize zaten hocalarımız öğretmişti, o kadar biliyoruz. Yani ne için geldiniz filan der gibi bir şey hissetti. Ben dedim 2. Karl Mor. Öyle mi dedi? Yani kendisinin vermediği rolü nasıl bir adam ben çok büyük bir özgüven yine bakın valla affeder. Buyurun dedi o zaman.
Sonra bir de okuyayım bakalım filan dedim. Biz okuduk da bir mezarlıktan bir kademe daha iyi okuduk filan. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Verdi mi? Ha? Verdi mi rolü size? Tabii mi? Bir de baktım. Şimdi ben bir de şey ettim. Efendim istifa dilekçemi de yazdım. Oo. Evet. Muhsin Bey'in sümeninin altına da koydurdum. Ondan sonra Muhsin Bey geldi. Hiç kimse inanamıyor. Muhsin Bey'e böyle bir şey yapılır mı yani? Muhsin Bey ne demek? Ondan sonra geldi filan. Abiler ablalarda odasının kenarında oturmuşlar hoş geldin için. Muhsin Bey çağırıyor dediler. Ben hemen kalktım geldim. Girdim içeriye. Gel bakalım paşam. Gel bakalım filan geldik. Sen neler yapmışsın bakayım filan. Müşrik yani filan, bayağı aynı zamanda. Evet. Ya evet öyle oldu hocam filan dedim. Hayır olan filan dedi. Dedim ki siz benim istifamı gördünüz mü önce? Ne istifası dedi. Dedim ki evvela ben istifa ettim ondan sonra bu dediklerimi yaptım. Çünkü orada da üstünü çizdim yanına Semih Sergen yazdım Haluk'un. Yani Haluk evet. Buradan böyle Muhsin Bey'e evet. Bırakırlar yapılabilecek şey mi? Mümkün değil öyle disiplini olan bir adam. Ama benim aklı olduğumu biliyor tabii. Şimdi ne olacak dedi. Bir şey olmayacak dedim. Ben Haluk'un yanına Semih'i yazdım. Benim yanıma da Haluk'u yazarız. Haluk burada onu oynadığı zaman ben gelir oynarım. Öbüründe de böyle olur filan dedi. Pekala dedi. Ya dedi kabul etseydim dedi istifanı ne yapacaktın dedi. Hiç unutmuyorum bu çok önemli bir soru benim hayatımda. Ne cevap verdiniz? Dedim ki benim işim hazır dedim. Ne yapacaktın dedi kabul etseydim dedi. Büyük tiyatronun önünde köfte satacaktım dedim. Yani sizi utandırmak için evet, filan gibilerden böyle. Baktı girdi Allah rahmet eylesin dedi ki ama ben sağ oldukça sen bu tiyatrodan hiç ayrılmayacaksın. Ha, çok güzel cevap vermiş o da değil mi? Evet. Evet. Çok severdi zaten evet, idealist evet. Grup olarak bizi tabii. Adlandırırdı. Tabii. Öyle bir şeyler işte. 40'ın üzerinde de oyunu sahneye koymuşsunuz. Tabii tabii daha fazla canım. Bazılarını evet. 3 defa 4 defa koyduklarım da var evet, yani evet. Sahneye. Evet. Peki siz... Oyunculuk, yönetmenlik, bunlar arasında bir kıyas yapacak olsanız? Yok, ben evvelen şeyim, oyuncuyum bir kere. Onu çok seviyorum, evet. Oyunculuğu. Ama yönetmenliği de tabii düzgün. Yani okuldan beri yapıyorum onu. İyi anlıyorum. Oyunu da tabii abilerimizin, ablalarımızın çok büyük şeyi var, yardımı var. Ama doğrusu şiirle ilgilenmiş olmam birkaç, yani... Birkaç yüzün üstünde yani böyle 500'ün bine yakın şiiri ezbere biliyorum. Çok müthiş bir şey. Tabii, yani tabii, tabii. Çok ciddi. Tabii. Düzgün de şiir okuyorum. Neden? Çünkü şiir demek vurgulama demek biliyorsunuz evet, yani. Öyle cilve yapmıyorum ben seni izlem beni filan filan demiyorum öyle. Kendinizi aslında daha çok şair olarak mı tanımlıyorsunuz? Sizinle ilgili bir yazıda bunu okumuştum. Doğru mu bu? Tabii yani şair, düzgün bir şairim yani benim 41 tane kitabım var, 13 tanesi bunun şiir kitabı yani içinde. Tiyatro oyunlarım var filan yani böyle tabii. 11 tanesi zaten devlet tiyatrosunda oynandı. Tabii müthiş bir şey. Filan yani tabii. Böyle çok ciddi şeyler. Evet biraz kitaplarınızdan bahseder misiniz? Neden? Kitaplarınızdan. Tiyatroculuktan. Kitaplarınızdan. Ha kitaplarımdan. Evet, pardon evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Evet kitaplarım işte tiyatro oyunlarım var. Efendim iki tanesi oynamadı ona da ben müsaade etmedim. Çünkü arkadaşlarım öğrencilerim istedi sahneye koymak. Bir de yapamadılar benim istediğim gibi. Evet içimizde silmeyince herhalde. Ondan sonra dedim ki size yasak artık benim oyunlarımı sahneye koymayacaksınız. Ben kendim koyacağım. Sahneye pekala dediler. Ondan sonra şiir kitaplarım var. Çok ciddi destanlarım var. Mevlana destanım var, Yunus Emre destanım var. Ölüm Kalım Savaşı destanı diye Kurtuluş Savaşı destanım var. Şimdi de Sular Sultanı Hacı Bektaş Veli diye onu da yazdım.
öyle ciddi ciddi. Dedim ya, hiç ayrım yapmıyorum. Yani o çok güzel zaten. Yani, çakmam tabii, öyle şeylerden. Tabii, tabii. İstemiyorum. Tabii, yakışmaz zaten. Haklısınız. Yani veliler arasında da. Tabii. Yani veliler arasında kavga mı edeceğiz, Galatasaraylısın, Fenerbahçelisin filan? Tabii falan ki. Gibi. Hepsi çok ayrı ayrı değerler değil mi? Hepsinden evet, istifade efendim. Etmek lazım. Olur mu efendim hiç öyle şey? Yunus Emre, Mevlana sizin değil mi? Üzerinde çalıştınız. Çok. Çok. Değil mi? Çok çalıştım. Mehmet Akif üzerinde de galiba aynı şekilde. Evet. Değil mi? Çok. Zaten bir oyun var, bir Hilal Uğruna diye. Evet, evet. Lütfen evet, sonra Mehmet Akif'in şiirlerini çok işte. Müthiş zaten, tabii. Okuduğumu söylüyorlar. Geçen akşam Şefika ile beraberdim. 29 Ekim'de. Şefika da bizim işte ünlü biliyorsunuz şeyimiz. Flütist kızımız. Meğer o da benim öğrencimmiş. Hocam ne olur dedi. Siz açın bu akşamı dedi. İşte bir İstiklal Marşı okur musunuz dedi. Ne güzel okuyordunuz okuldayken böyle falan, bizi çalıştırıyordunuz falan diye benim taklidimi yapıyor. Yapma ya kız. Evet falan dedim. Vallahi bir okudum, onlar da böyle üzüldüler, ağladılar falan, bir şeyler oldu falan. Yani salonda falan çok hoş oldu. Efendim. Öyle kitaplarım var, teknik kitaplarım var tabii, diksiyon kitaplarım bilmem, ıvır zıvır bir sürü şeyler. Peki biz de rica etsek bize de okur musunuz birkaç? Ne okumuş? Size bırakıyorum. Aslında İstiklal Marşı çok dikkatimi çekti ama size bırakıyorum yine de, ne uygun görürseniz. Ben size başka bir şiirim okuyayım ya. Olur, ne uygun görürseniz, içinizden ne gelirse. Böylece yani ben mesela neden Avrupa Birliği'ne kızdığımı da ifade etmiş olurum tamam, size. Tamam, tabii ki. Neden? Çünkü ona karşıyım ben. Onu sevmiyorum yani. Sizi kapıda beklettik ama bekleyin biraz daha bakalım filan. İki saat daha da mı alıyorsun oraya sen? Tabii. Sonra bizi 60 seneden beri kapıda bekletiyormuş filan. Ya biz bunun aslını bilmiyor muyuz kardeşim? Biz Müslümanız diye yapıyorsunuz bunu. Bunu biz biliyoruz. Sonra bize fanatik diyorsunuz. Biz fanatik değiliz. Sizsiniz fanatik orta yerde. Bu çok benim şeyime gidiyordu doğrusunu isterseniz. Çok ağrıma gidiyor değil mi insanın? Evet. Çok, çok. Ondan sonra tabii benden başka şairler vardı bunu söyleyecek. Ama doğrusu ben de kendimi söylemek istedim. O da işte şu Erenler Sofrası filan hikayesiyle ifade edildi. Sonra bütün dünya dillerine filan, bütün demeyelim de pek çok dünya dillerine çevrildi. Efendim... orada ifade ettik yani bu ne düşünüyoruz bu din konusunda, milliyet filan konusunda nedir filan, orada güzel ifade edilmiştir o. Galiba öyle evet. Diyorlar işte o da böyle o çok zaman... kuştu, sevildi, mevildi filan. Onu dinleyebilir miyiz o zaman sizden şimdi? Nasıl? Şu an dinleyebilir miyiz o zaman sizden? Dinlemek ister misin? Evet lütfen. Peki. Sizi bulmuşken kesinlikle. Oğlum, size ne ikram edeyim insan kardeşim? Biraz gökyüzü alır mıydınız? Biraz boğaz içi serinliği, dingin, duru. Biraz Karadeniz esintisi, biraz Marmara, biraz Akdeniz. Siz uzaktan geldiniz belli, yorgunsunuz. Biraz dinlenmek ister miydiniz bir yörük çadırında yıldızlara karşı? Bu dağlar pek sever bulutlarla boy ölçüşmeyi. Biraz ağrı grubu alır mıydınız? Biraz Toros Şafa, biraz Erciyes. Siz çok baca gördünüz biliyorum, ev bacası, vapur bacası, fabrika bacası. Hiç peri bacası gördünüz mü? Suya kar düştüğünü bilirsiniz de sudan pamuk topladınız mı Pamukkale'de? Saklı kentte alabalık yediniz mi? Kadeh kaldırdınız mı Olimpos'ta Zeus'un şerefine? Fısıltınızı on binler duydu mu gümbür gümbür? Biraz Asmendos alır mıydınız? Biraz Bergama, biraz Efes. Siz hiç Selimiye gördünüz mü? Halice vuran görkemini Süleymaniye'nin. Siz hiç araba safhası, siz hiç
araba safhası bildiniz mi? Beşiktaş'ta okunan ezanı Üsküdar'da dinlediniz mi Hafız Sami'nin sesinden? Adalardan bir yar geldi mi sizlere hiç? Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak gözlere. Biraz çapkın şarkılar alır mıydınız? Biraz bıçkın türküler. Siz hiç Meryem Ana'yla gezdiniz mi Bülbül Dağı'nı? Yüreğinde Tanrı sevdası, kucağında gül. Hırka-i Şerif'te Kur'an dinlediniz mi? Ayasofya'da, Sen Antuan'da İncil. Biraz Mevlana yaşar mıydınız? Biraz Hacı Bektaş, biraz Yunus Koca. Siz hiç 72 milletle, siz hiç 72 millete bir gözüyle baktınız mı? Siz hiç adaletini duydunuz mu Galata Kadısı Hızır Bey'in? Hiç kolunuzu kestirdi mi Fatih Sultan? Gül sularıyla yıkattınız mı vaftiz kazanlarını? Valide Sultan annenize kilise yaptırdınız mı hiç? Birlikte gittiniz mi sabah hainine? Size ne ikram edeyim insan kardeşim? Biraz bize katılmak ister miydiniz? Biraz özür dilemek, özür filan diye böyle bir... Hocam işte, gerçekten hayran oldum. Hocam estağfurullah. Hem anlam olarak, hem derinlik olarak, hem kültür olarak müthiş, tema olarak müthiş. Teşekkür gerçekten ederim. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Kesinlikle. İşte böyle bir şey. Ama çok güzel anlatmışsınız hocam, gerçekten. Evet, çok güzel anlatmışsınız. Tebrik ederim sizi. Dışarıda çok sevdiler bunu, Almanya'da. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten sağ harika, maşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. İşte ama bu, o ruhunuzda bunu hissetmekle alakalı bir şey. Bunu hissediyorsunuz. İşte bu kendi kültürel kodlarımıza olan özgüvenin yansıması bu dışarı, öyle değil mi? Öyle tabii. Yani bu böyle hatır için yazılmaz ki. Evet, olmaz, olmaz şey mümkün yani. Değil. Olmaz. Yani şimdi Mehmet Akif hissetmemiş olsaydı... Mümkün değil, tabii. Şey, Çanakkale yazılabilir kesinlikle miydi? Kesinlikle hocam. İstiklal Marşı yazılabilir aslında, miydi? Olmaz tabii. Öyle şey. Okurken de öyle, mesela öyle cilve falan yapmayacaksınız. Yani Türkçenin güzelliği zaten yetiyor. Her ne kadar biraz yaralı bir tabii değil, doğrusu bu. Osmanlıca'ya neden şimdi, Osmanlıca niye dersi veriyoruz? Tabii ya, Osmanlıca varken eğer harcanmamış, gerçekten... Efendim yani öyle şeyler vardı ki, kelimeler vardı ki onların... Artık elenmesi gerekiyordu. Zaten hocam öyle derdi. Bazı vakit vardır ki gelir, o Boğaziçi şeyindeydi. Boğaziçi okulundan gelmişti bize. Siyasal bilgilerde diksiyon ve fonetik dersi veriyordu. Nurettin Bey, Allah rahmet eylesin, öyle derdi. Bazı kelimeler vardır ki ölme vakti yaklaşmıştır ve ölür. Sonra bazen tekrar bir yerden çıkar filan derdi. Ben doğrusunu isterseniz o fikirdeyim. Çok ciddi olarak çalıştım. Yani Atatürk'ün mesela büyük nutkunu gelir gelmez Atatürk şeyinde, efendim, bir kurumunda, tarih kurumunda filan filan, oralarda tabii işte devamlı olarak çalıştığımız için onu yaptım ben ciddi olarak. 4 Atatürklü. Bir tanesi de bendim. Bir tanesi Rüştü'ydü, bir tanesi Mehmet'ti, bir tanesi Ahmet. Türkiye'nin en güzel sesleriydi bunlar. En temiz diksiyonlarıydı. Ve de böyle hiç öyle cilve milve yapmadan filan söyleyenlerdi. Ve bir kelimesini çıkartmadan Atatürk'ün bütün büyük nutkunu yaptım yani. Hocamın eserinden. İyi de oldu. Düzgün oldu doğrusu. Bize biraz Atatürk sevdanızdan da bahseder misiniz? Çünkü tabii. Bizler de aynı şekilde düşünen, hisseden tabii. insanlarız. Yani Atatürk tabii büyük bir mucize.
Şaka değil, bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yoksa herkes kendine göre bir Atatürk portresi çizmekle, bir Atatürk beyni, bir Atatürk yüreği çizmekle Atatürk'ü tanımlamamış oluyor. Atatürk'ü tanımlamak o kadar kolay bir mesele değil. Yani siz öyle idealist olacaksınız ki Selanik'ten geleceksiniz. Tıpkı Mehmet Akif'in efendim şey olması gibi, efendim babasının şeyli olması gibi, İpekli olması gibi, yani Arnavut kökenli tabii olması, öbürü de böyle işte bir şeyken, Atatürk bizden daha fazla Türk. Tabii. Annesi bizden daha fazla Müslüman. Onu ne yapalım biz? Nereye koyacağız biz? Bunu çok doğru yapmak lazım. Kurmay Mektebi'ni evet belki birincilikle bitirmemiş ama aklı fikri başka yerde. Tabii. Adam yeni bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya getirmek istiyor. Bütün arkadaşlarıyla konuştuğu mesele buna, hepsi anılarında bunları yazıyor. Evet, evet. O boyuna işte biz şeye çıkardık, cigara içerdik. Mustafa Kemal de kalkardı bize nutuk çekerdi diyor. İşte şöyle yapalım da burasını da böyle yapalım filan diye. Yani bütün hesaplarını yapmış. Bütün hesaplarını yapmış. Çok ciddi. Çok ciddi. Onun için mesela hiç zorlanmamış yani. Zaten Osmanlıların içerisinde yaverlik de yapmış yani. Kalkıp ondan beraber gitmişler. Bakmış o Alman işte öyle diyor. Biz bir şey yapıyoruz, çarşamba günleri bir program yapıyoruz. Şey diye. Neyse adını unutuyorum öyle şeyleri söylemekten. Çarşamba günleri yapıyoruz, onları savaşları anlatıyor filan. Bugüne kadar hep biz Batı'nın efendim Osmanlı'yı görüşünü benimsedik ve de hep onları dinledik. Şimdi burada da biz onlara kendi görüşümüzü anlatıyoruz. Tabii, tabii, biz sizi nasıl görüyoruz bakalım. Tabii. Bütün mesele orada. Tabii. O da işte iyi oldu doğrusunu isterseniz. Yoksa ben uzun zamandan beri belgesel seslendirmeyi aslında seviyorum tabii. Evet. Çünkü doğru söylemek lazım bugünün çocuklarına, doğru bir Türkçe ile anlatmak lazım. Ya çünkü Türkçe pek cilve yapmaya gelmiyor yani. Hocam Atatürk demişken Atatürk'e dine bakışı açısından haksızlık yapılmıyor mu sizce Türkiye'de? Bence şey yani bir medeni, akıllı araştırmalar sonunda geldiği bir noktada biliyor İslam'ı. Evet. Atatürk öyle şaka maka filan değil, çok ciddi olarak yani şeyle son postnişin şeyi Mehmet Dede ile Mevleviliği konuşacak, tartışacak kadar iyi biliyor Atatürk. Evet. Mesela ben Atatürk'ün hep şey resmine bakmışımdır. O balkonda bir resim vardır yani böyle filan yani bütün hocalar etrafında. Evet. Tabii biz oyuncuyuz yani bir adamın elini nasıl açıp da dua ettiğinde parmaklarından görmeye alışmışız. Biz biliyoruz yani Atatürk'ün nasıl el açtığını, nasıl gözlerinin baktığını bir noktaya. Ondan sonra kalkıp işte bilmem neydi, ne en büyük suçu içki içerim. Lan biz de 40 sene içtik içki yani ne yapalım. O zaten kimse ilgilendirmez ki, o apayrı. Bizi Müslümanlıktan mı çıkaracaksınız? Estağfurullah, olur mu yani bir şey? Estağfurullah, tabii ki, tabii. Estağfurullah. Fakat tabii yani ben yani Atatürk'ü sevmiyorum. Ben Atatürk'e hayranım. Evet. Ben Mevlana'ya hayranım. Ben Yunus Emre'ye hayranım. Ben bütün velilere hayranım. Çok güzel hocam. Neden derseniz evet. Çünkü öyle güzel örneklerle karşımıza gelmişler ki. Şimdi bugün bir Aziz Mahmud Hüdayi diyoruz mesela. Evet, tabii. Şimdi o kadar güzel örneklerle gelmiş ki bizim karşımıza. O kadar güzel şeyler anlatmış ki. Sizin hocam yine dikkat çekici yönlerinizden birisi.
hem Atatürk'ü mesela çok seviyorsunuz, hem aynı zamanda Osmanlı ile bağlarınızı da koparmıyorsunuz. Osmanlı'ya da aynı zamanda. Tabii canım, bundan, evet. Ona da kızıyorum müthiş yani, evet. Bunun aksini söylemek yani bize yakışmaz. Değil mi? Çünkü bizim şöyle biraz böyle bir şöyle bir çizseniz, 2-3 dedemiz, 2-3 ninemizin şeyini bir açsak, hepsi Osmanlı çıkacak bunlara. Tabii. Sonra Osmanlı'dan utanılacak asla, insanlar tabii, değil ki. Tabii. Büyük kahramanlar yetiştirmiş, büyük... Yani hepsi şey... Hepsi... mutlaka bir sanatla uğraşmış insanlar. Çok doğru bu söylediğiniz. Çok önemli, evet. Tabii. Mutlaka. Yani yarısından fazlası şair bir defa. Tabii, tabii. Hem de ciddi olarak şair. Yani bugünün şairi gibi böyle üç kelimeyi yan yana getirdin ve şiir oldu filan demiyorlar. Yani onları hor görmek çok büyük haksızlık olur değil mi? Evet, evet. Tabii. Sonra 600 küsur yıl farklı din, dil, mezhepten insanları bir arada hoşgörüyle uzlaşma içerisinde yaşatabilmek hangi millete nasip olmuş? Kesinlikle darda kaldık, yetişin diyor. İspanya'ya gönderiyorsunuz donanmayı, alın getirin Musevileri ya. Oradan işte İstanbul diyorsunuz. Yani kim yapmış bunu? Tabii. İşte bugün gene aynı şeyi yapıyoruz. 2 milyon adam besliyor Doğru, Türkiye. Tabii. Yani Türkiye de öyle çok zengin bir ülke değil. Değil ama işte. İnşallah çok tabii. Zengin olacak. Evet. Yani gidiş öyle gösteriyor. İnşallah. İnşallah. Evet, mesela benim oğlum işte petrol mühendisi de ODTÜ'den. Onun için onlar mesela Tuz Gölü projesinin başında oğlum, efendim en küçük oğlum o. Onun ama yani o da seslendirme yapıyor. Düzgün konuşuyor tabii, ne yapalım. Tabii. Kızım da öyle. O da ODTÜ'lü. Evet, maşallah. O da mühendis. Evet. O da seslendirme yapıyor. Ne güzel, evet. Ne güzel. Tabii yapın tabii diyor. Katkı bunlar çünkü ne çok güzel, önemli tabii. Tabii ki. Evet, çok doğru. Peki hocam, şu an içinde bulunduğumuz günlerde bir Güneydoğu'da biliyorsunuz terör hadisesi var. 84'ten beri zaten bu yana var. Ama son günlerde de böyle daha bir kamplaşmaların arttığını görüyoruz. Ya da ferdi olaylar oluyor. İşte İstiklal Marşımıza karşı saygısızlık görüyoruz. Bayrak hadisesi, bayrak indirme hadisesi görüyoruz. Devlete karşı, devletin otoritesine karşı asi yaklaşımlar görüyoruz. Şimdi bunlar tabii ki vicdanımızı bizim rencide ediyor. Hep böyle Kürt-Türk provokasyonu meydana getirerek kardeşlerin arası açılmak isteniyor. Ama siz de demin çok güzel ifade ettiniz. Mesela Mehmet Akif'ten bahsettiniz. Dediğiniz gibi babası Arnavut ama İstiklal Marşımızın yazarı. Evet. Büyük Atatürk zaten dediğiniz gibi tabii. Selanik'ten gelmiş ama bu ülkeye ne mutlu Türk'üm diyeneği değil mi? Evet. Bize hissettirebilmiş bir insan. Evet. Şimdi biz şunu hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey asla ırkçılık değil mi hocam? Asla ırkçılık değil ama evet, ne alakası var? Ne mutlu Türk'üm diye ne dediğimizde asla. Hissettiğimiz şey anayasada da bahsediliyor değil mi? Kendini bu millete ait hissetmek yani aslında. Nasıl ırkçılık olabilir? Evet, evet. Yani 16 devleti siz böyle bırakmışsınız. İnsanların arasında en ufak bir tepki olmamış. Ya olmuş ufak tefek ufak şeyler tefek olmuş. Olur, beylikleri tabii. Katmak istediğiniz zaman Osmanlı'ya tabii bazı şeyler hayır demiştir. Sonra öbürleri de gelip hay hay filan demişlerdir. Ama yani hiçbir devletle bir sıkıntısı yoktur Osmanlı'nın. Tabii. Hiçbir devletle yoktur sıkıntısı. Dolayısıyla yani bu Türkiye'nin de yine her daim baki olabilmesi açısından her şeyden önce milli birlik ve bütünlüğümüzün, üniter devlet yapımızın korunmasının çok önemli olduğu inancındayız hocam. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kesinlikle böyle. Evet. Yani Türkiye'nin başka insanlara verecek bir karşılık bir yeri yoktur. Evet, çok güzel. Asla. Hı hı. Yani bu hudutlar malum kanla çizilmiş kesinlikle. Hudutlardır. Tabii. Yani düşünün yani İstanbul, Çanakkale Savaşı'nda 16 yaşında çocukların tıbbiye de okurken onlar da dahil olmak üzere Çanakkale'ye gidiyorlar ve hepsi ölüyor. O sene o sınıf kapatılıyor. Yok çünkü içinden gelen bir çocuk bile geriye dönen yok. Hepimizin dedeleri ya Çanakkale'de ya Kurtuluş Savaşı'nda ya orada ya burada ya Sarıkamış'ta yahut işte bilmem Arabistan'ın herhangi bir yerinde ölmüştür, şehit olmuştur. Ne demek yani? Kimseye verecek bir şeyimiz yok. Kesinlikle. Çok meraklıysanız, 1000 seneden beri nasıl yaşadınızsa gene Türklerle beraber yaşayın. Yani o öyle işte bir takım
aklına esiyor, orası da bize verin de bir soralım da bakalım bize ne diyecek, bizim kimseyle sorulacak. Evet, yani evet, evet, evet hocam. Çok biz önemli. Biz efendice diyoruz ki analar ağlamaz. Evet. Bu yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Evet. Onlar bizim evlatlarımız. Biz Yeni Zelandalı'ya kendi evladımız diyebiliyorsak herhalde oradaki Kürt kardeşlerimize de biz evladımız tabii diyoruz ki, yani. Tabii ki. Bizim onlarla bir hikayemiz yok. Ama kalkıp da benim çocuğuma, sizin çocuğunuza, efendim yandaki komşunun çocuğuna elinde silahla geliyor da onu vurmaya öldürmeye kalkıyorsa, o zaman bizim de elimizdeki silahla biz onu vuruyoruz. Evet. Ama biz bunu isteyerek mi yapıyoruz? Hayır. Hayır, biz bunu isteyerek yapmıyoruz. Tabii. İsteyerek yapmıyoruz ama yapmak zorunda kaldığımız zaman, işte o zaman Yüce Atatürk'ün söylediği gibi, peki bu gemiler ne olacak buradan şeye giderken, Beşiktaş'a doğru giderken Atatürk? O kadar önemli değil, işte geldikleri gibi giderler diyebiliyor yani. Tabii, tabii. Geldikleri gibi gidiyorlar bu adamlar. Çok doğru tabii. Şimdi de öyle, şimdi de aynı şey. Siz çocuk katili değil misiniz dedi. Orada o söylenir mi kardeşim? Birleşmiş Milletler'in içerisinde ben bir siyaset adamı değilim yani. Kimseye de öyle çok hani şu partidenim, bu partidenim falan demiyorum. Ben eski demokratım diyorum, o kadar. Onun için yani bunu söyleyebilmek, gücü göstermek çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey. Bir kere düşün, yani bizim mesela biz Galatalıyız, orada işte dedelerimin evleri varmış, zamanında çok zenginmişler bilmem ne. Şimdi orada babam mesela çok iyi şey bilirdi, Yahudice ve İsmailce bilirdi. Halbuki babam öyle çok okumuş bir adam değildi. Ama mahalle Yahudi mahallesiydi. Oradan babam da onları öğrenmiş. Çok iyi konuşurdu filan filan bir şeyler. Şimdi bizim o evimizde iki tane orada bir dedelerimizden kalma evlerimiz vardı. Bir tanesi böyle daha küçük ev, bir tanesi de böyle büyük ev. Orada iki tane haham vardı. Her biri oda odaya kiraya veriliyordu. Efendim, böyle bir şey, babaannem şeyi okurmuş, yılancığa okurmuş o zaman. Anam anlatırdı, Allah rahmet eylesin. Böyle uzaktan kapıya kadar gel, orada dur, ben buradan okurum dermiş babaannem. Ama hiçbir zaman, yani ben sana okumam, Kur'an okumam, sen Musevisin filan diyen ailemde hiç kimse yok. Tabii. Hiç kimse yok. Tabii. Onun için böyle şeylere inanmıyorum. Evet, tabii. Yani ben mesela Atatürk'ün nutkuyla başlatıyorum. O 24 saat sürüyor toprağın çünkü şey interneti. Atatürk'ün büyük nutkuyla başlatıyorum. Yahut tam tersine Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini yaptığım için şeyden işte Amerika'dan gelen. Arkasından da Kur'an-ı Kerim. Çok güzel yapıyorsunuz hocam. Tebrik ederim sizi. Çok güzel. Bravo size. Vallahi işte aynen öyle. Bugün. Tabii. Her gün, her gün interneti şöyle bir açarsanız zaten. O böyle. Yani bunu da hani bana aferin filan desinler filan diye. Elbette. Ben Türk'üm, gayet doğal bir şey benim için. Tabii, tabii. Gayet tabii. Gayet tabii böyle yapacağım. Tabii. Şimdi söylediğim de o zaten toprağa. Toprak da benim gibi düşünüyor. Benim oğlum tabii. Evet. O da vallahi diyor çok iyi. Şimdi yeni projeniz var mı? Var. Ne yapıyorsunuz? Şimdi yaptığım şey daha enteresan. Dünya tiyatrosunda ve Türk tiyatrosunda tiratlar. Mesela hiç yapılmamış bir şey bu belgeseli bunun. Belgesel yapıyorsunuz şu an. Evet yapacağım. Güzel, tabii evet, şu anda evet, yaptığımda ikinci Orhan Veli'yi yapıyorum. İstanbul'u dinliyorum, yapıyorum. Şimdi çünkü 100. ölüm şey doğum yıl dönümü Orhan Bey'le. Evet, evet, doğru. Evet. Dolayısıyla evet, çalışıyorum şu anda. Hocam çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Nasıl olduğunu anlamadık maşallah. Çok sağ akıcı olun, bir şekilde çok geçti. Teşekkür ederim. Benim gevezeliğim tuttu. Estağfurullah. Olur mu? Hayır. Çok güzel yani, konuştunuz teşekkür hocam. Teşekkür ederim size. Ya kapatmadan yine son bir şeyler dinleyebilir miyiz sizden? Tabii. Çok memnun oluruz. Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda inanç çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını 100.000 yıllık yere gitsen.
dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin. Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle bunları sana hep demedim mi? Demedim mi? Maşallah, çok i̇şte teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, son vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alalım. Sonra da programı kapatayım. Söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alayım. Peki. Halkımıza vermek istediğiniz mesajlar varsa. Evet, Türk olduğumla iftihar ederim, Müslüman olduğumla iftihar ederim, Osmanlı olduğumla, Atatürk'ü çok sevdiğimden evet. dolayı kendimle çok şeyim. Kendimden çok memnunum. Efendim, samimi solcularla bir sıkıntım yok. Evet. Ama uyduruk kaydırık solcularla evet. yahut sağcılarla tabii. yahut gösteride böyle işte... şey olan insanlarla, dine düşkün insanlarla şeyim var. Onun için bana diyorum ki benden din konuşmayın ama hmm. tasavvuf konuşalım eğer hmm. isterseniz. Yani bunu konuşalım. Benden siyaset konuşmayın. Çünkü siyasetin ayakları çamurlu, kanlı. Onun için sevmiyorum onları. Hep aynı şeyler. Böyle bir büyük millet meclisi düşünmek istemiyorum yani. Böyle içerisinde kavga edilen, patırdı edilen. Tabii. Böyle bir güzel güzel ya yani bu benim fikrim, senin fikrine inanmıyorum. Ya da şuraya kadar inanıyorum, oradan sonrasına inanmıyorum diyebilecek bir büyük millet meclisinden hep yanayım. Böyle şeyler. Tabii onların içerisinde çok değerli abilerimiz var. Laka. Çok değerli kardeşlerimiz var. Asla hepsini söylemiyorum bunların. Ama yani gönlüm daha da yüzde oranını yukarılara çekilmesinden yanayım. Böyle düşünüyorum. Ve kendimden memnun muyum, değil miyim onu pek iyi bilmiyorum ama... Estağfurullah. Ne bileyim işte öyle bir olabildiğince galiba düzgün yaşıyorum, idealistim. Dediğim gibi ülkemi tabii çok seviyorum. Güzel şeyler yapıyorsunuz, faydalı şeyler yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorum. Evet, derin bir insansınız, kültürlü bir insansınız. Yapmaya çalışıyorum. Şimdi daha büyük bir projem var ama onu şimdi burada söyleyemem. Çünkü onun bilinmesini istemiyorum. Ama daha büyük bir projem tabii bir şey... bir okul yaptırmak. Onun için o zaten doğum çalışmalarım falan o konuda falan sürüyor. İnşallah onu becerebilirsem, onu başarabilirsem çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Tekrar. Estağfurullah. Bunu size imzalamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii çok şeref duyuyorum. Evet, bir yaşamdan portrelerin daha sonuna geldik. Büyük Üstad, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Sayın Semih Sergen Bey'i ağırladık. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.